Büyüyünce ne olacaksın sorusunu küçükken çok duyduk. Şimdi bu soru hangi bölümü seçeceksin sorusuna dönüştü. Tabii bölüm seçimi konusu maalesef birçoğumuz için kabus haline geldi. Neden bu konu korkulu rüyamız oluyor? Çünkü bir bölüm seçmenin diğer tüm bölümlerden vazgeçmek olduğu anlamına geldiğine inanıyoruz. Bu da ya seçtiğim bölümü yapamazsam, ya başarısız olup işsiz kalırsam, ya seçtiğim bölüm bana göre değilse ve ömür boyu mutsuz bir şekilde çalışmak zorunda kalırsam gibi birçok soru işaretini oluşturuyor. Tabii böyle olunca kafalarda inanılmaz karışıyor. Bunu videolarımızda gelen yorumlardan görebiliyoruz. Araştırmalar da zaten diyor ki, öğrencilerin %20'si ile %50'si bölüm tercihinden emin olmayarak bölümlerini seçiyor ve bölümlerine başlıyor. Bölüm tercihlerinden emin olmayanların oranı gerçekten çok yüksek. Peki bölüm tercihimizden nasıl emin olabiliriz? Bu videomuzla ikilemde kalmanızı engellemek, bölüm tercihinizde emin olmanıza yardımcı olmak ve kariyer yolculuğunda daha güçlü adımlar atmanızı sağlamak adına önemli ipuçlarımızı birazdan sizlerle paylaşacağız. Peki öyleyse hazırsanız başlıyoruz. Başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapalım. 8 Ağustos'ta Instagram üzerinden bir çekilişimiz var. 3 kişi birer saatlik bir başka yakalılar danışmanlığı armağan ediyoruz. Detaylar açıklama bölümünde ve Instagram hesabımızdaki 8 Ağustos çekilişi başlıklı bu postumuzda. Sakın kaçırmayın deriz. Dönelim konumuza. Bölüm seçimi yaparken genelde size söylenen ilk şey neye ilgin varsa o bölüme yönel şeklinde olur. Bölüm seçerken hangisine ilgi duyuyorsanız ona yönelmek çok doğru bir yöntem elbette. İlgi duyduğunuz bir meslek seçimi yapmanız kariyer uzmanları başta olmak üzere herkesin vurguladığı bir şey. Tutkun neyse ona göre tercih yap. Bu cümleyi bol bol duyarsınız. Hangi alana ilgilisiniz? Neyi merak edip kendinizi bu yönde geliştirmek istiyorsunuz? Bunlar elbette önemli. İlgili olduğunuz bir meslekte başarılı olma ihtimaliniz de çok yüksektir. Fark yaratan işler ortaya koyarsınız. Ve o mesleği sevmeyen birine göre açık ara başarılı olursunuz. İyi güzel ama benim neye tutkum olduğundan nasıl emin olacağım? Girişimci ve başarılı iş adamı Mark Cuban der ki, bir konuyu tam olarak bilmek için onu deneyimlemelisin. İş hayatının en önemli kurallarından birini işaret eder aslında bu söz. İş hayatında bir ürün satışa çıkmadan önce ya da bir proje canlıya alınmadan önce her zaman bir deneme, bir test veya bir pilot çalışma yapılır. Yani bir nevi bu iş güzel olacak mı, olmayacak mı simülasyonu yapılır ki bu işe ne insan kaynağımızı, ne zamanımızı, ne de paramızı boş yere yatırmayalım. Eğer bu testler, bu simülasyonlar beklentiyi karşılıyorsa hemen gönül rahatlığıyla yola çıkılır. Siz de emeğinizi, zamanınızı, paranızı yatıracaksınız seçtiğiniz bölüme. Bu açıdan seçeceğiniz bölümden emin olabilmenizin yegane yollarından biri bölüme başlamadan önce bölümü deneyimlemektir. Sevip sevmeyeceğinizi, tutkunuzun ya da ilginizin olup olmayacağını ancak deneyimleyerek bilebilirsiniz. İyi de daha bölüme bile başlamadık. 4-5 yıl sonraki iş hayatında ışınlanamayız. Biz nasıl deneyim kazanacağız diye sorabilirsiniz haklı olarak. Sizlerin bu aşamada bölümü deneyimlemek için yapacağı en iyi yöntem ilgi duyduğunuz bölümlerle ilgili ders simülasyonu yapmaktır. Tabii ki 4-5 yıl sonrasındaki iş hayatını bugünden deneyimleyebilmeniz mümkün değil. Zaten tercihler için süreniz az ama 2 ay sonrasında yoğun bir şekilde üniversitede göreceğiniz dersleri deneyimlemek sizin şu an elinizin altında. Bölümün tıpkı gerçek öğrencisi gibi derslerin simülasyonunu yaparsanız bu deneyim bölümle ilgili sizin gözünüzü açacak, neyle karşılaşacağınızı çok net bir şekilde size kanıtlayacaktır. İyi de bizim yine kafamız karıştı. Bunu nasıl yapacağız? Üşenmedik ve sizin için örnek bir program hazırladık. Diyelim ki bu iki bölüm arasında gidip geliyorsunuz. Bu iki bölüm bir şekilde ilginize çekiyor ve bir türlü emin olamıyorsunuz. Bu 3 hatta 4 bölüm bile olabilir. Durumunuza göre değiştirin. Yapacağınız şey şu. Bilgisayar mühendisliğinin ilk 2 yılından 3 ana dersi seçeceksiniz. Ve her birine ikişer saat ayırarak dersleri tıpkı o bölümün öğrencisiymiş gibi dinleyeceksiniz. 2 saat dedik çünkü genelde üniversitede dersler blok yani 2 saatlik olur. Bir gününüzü o derslerle dolu dolu geçireceksiniz. Mesela bizim seçtiğimiz 3 ders şu şekilde. Programlamaya giriş, veri tabanı temelleri ve bilgi güvenliği. Bu gibi başlangıç derslerine YouTube ve Google'da bir sürü kaynaktan ulaşabilirsiniz. Hatta gerekirse 3-5 lira verip online eğitim satın alabilirsiniz. İleride on binlerce lira harcamaktan daha iyiydi. İkinci gün tamamıyla mimarlık derslerini dinlemeye ve mimarlık üzerine çalışmaya başlayacaksınız. Mesela mimarlık tasarım süreci dersi, AutoCAD ile mimari proje çizimi ve son olarak teknik çizim derslerini seçtiniz. Bakın bu dersleri yüzeysel dinlemekten bahsetmiyoruz. Gerçekten 2 ay sonra bu dersleri ciddi ciddi dinleyip sınavlara gireceksiniz. Bu açıdan bu bölümleri bölümün öğrencisi gibi
Hatta sınava hazırlanır gibi anlayıp dinlemelisiniz. Bu 2 günlük ders programından sonra kendinize şunu soracaksınız. Ne hissettim ben bu 2 günde? Hangisine daha yakın hissettim? Bu simülasyon çalışması size çok şey anlatacak ve tercih ettiğiniz bölümden çok daha fazla emin olacaksınız. Analiz ettiğimiz diğer bölümler için de örnek ders listeleri hazırladık. Açıklamalara linki bırakıyoruz. Bugüne kadar bölüm seçimi için birçok yöntem denediniz ve denemeye devam ediyorsunuz. Mümkün olduğunca mezunların videolarına göz atıyorsunuz. Meslek testleri yapıp kişiliğinize uygun seçeneklere bakıyorsunuz. İmkan olduğunca online olarak ya da canlı olarak okulların tercih günlerine katılıyorsunuz. Arkadaşlarınızı ve ailelerinize kulak verip onların da yorumlarını alıyorsunuz. Üniversite sitelerine girip okulların ve bölümlerin tüm özelliklerini, imkanlarını üniversite tercihi videomuzda da anlattığımız gibi analiz ediyorsunuz. Sadece dışarıyı değil, kendinizi dinliyor, güçlü yönlerinizi ve ilgi alanlarınızı da dikkate alıyorsunuz. İşte tüm bunlara ek olarak az önce anlattığımız gibi 2-3 günlük simülasyon ile aslında hangi bölüme daha yakın olduğunuzu da çok daha rahat bir şekilde anlamış olacaksınız. Çünkü bu simülasyon çalışması 2 ay sonra yaşayacağınız tüm deneyimi aslında bugünden yaşamanızı sağlıyor. Bu açıdan kesinlikle tavsiye ediyoruz. Hazır tavsiyelerimizi sıralamışken yapmamanız gerekenleri de hatırlatalım. Lütfen bir arkadaşınız bir yere gidiyor diye onun peşine takılmayın. Siz farklısınız, o farklı. Ya da bir aile büyüğünüz önerdi diye hiç araştırmadan tek bir bölüme bağlanıp lütfen kalmayın. İstemediğiniz ama sırf puanıma yazık olmasın mantığıyla amaçsızla rastgele bir bölüm seçmeyin. Bu tercih süreci hayatınızın son tercihiymiş gibi düşünmeyin. Kariyer yolculuğu çok çok uzun bir yol. Artık insanlar 3-4 farklı kariyeri aynı anda yürütüyor. Ayrıca tek başına maddiyata da odaklanmayın. Yelpazenizi olabildiğince geniş tutarak farklı açılardan bölüm analiz etmeye çalışın. Unutmayın, sevdiğiniz işte fark yaratarak inanılmaz paralar da kazanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir videomuzun sonuna daha geldik. Sorularınız olursa yorum bölümünde bizlere her zaman sorabilirsiniz. Instagram üzerinden çekilişimize katılmayı sakın unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.